akşamlar. Ben Dilara Aktaş. Ana Haber Bülteninden sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'nin 29 Nisan koronavirüs tablosunda vaka sayısı 2936 olurken iyileşen hasta sayısı ise 5231 oldu. 29 Nisan günü koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaş sayısı ise 89 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni veriler bize her gün umut veriyor," dedi. Türkiye'nin koronavirüs tablosu tedbiri elden bırakmadığı için her geçen gün iyiye gidiyor. Koronavirüs vakasının Türkiye'de görüldüğü andan itibaren tüm sıkı tedbirler alındı. Özellikle sosyal mesafe ve izolasyon sayesinde haftalardır nihayet gözle görülür bir azalmaya geçildi. Buna göre Türkiye'nin 29 Nisan koronavirüs tablosunda vaka sayısı 2936 olurken iyileşen hasta sayısı ise 5231 oldu. 29 Nisan günü koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaş sayısı ise 89 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor. Bu umudu sonuca çevirmek zorundayız, dedi. 11 Mart'tan itibaren karşı karşıya olduğum tehdit giderek zayıflıyor. Dışarı çıkıp baharı yeterince yaşamıyoruz. Ama içimizde bir diriliş var. Koronavirüs mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Başarı 83 milyon olarak hepimizin. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz, mücadelemiz henüz bitmedi. Hepimiz çok iyi biliyoruz, bu mücadelede düzen, dikkat, disiplin vazgeçilmezdir. Mücadele kesintiye uğramadan muntazam devam etmelidir. Yaşlı adamın cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu. Kabataş'ta 78 yaşındaki bir kişinin cansız bedenini aynı mahalleden bir çocuk oyun oynadığı fındık bahçesinde buldu. Ordu'nun Kabataş ilçesi, Alankent Mahallesi Kayıncık mevkiinde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Ali Yaşar isimli şahıs fındık bahçesinde ölü bulundu. Aynı mahallede yaşayan bir çocuğun bahçede gezerken yerde yatan birini görüp bağırmaya başlayınca çevredekilerin olay yerine gelmesiyle şok eden manzara ile karşılaşıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine geldi. 112 sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın öldüğü tespit edildi. Ordu Devlet Hastanesi'nde otopsiye alınan Yaşar'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki 333 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki 333 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak Ordu Giresun Havalimanı'na indi. Uçaktaki 333 Türk vatandaşı alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi. Türk vatandaşlarından 30'u daha sonra Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Lebibe Ergin Karlıber Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurdun önünde açıklamalarda bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkürlerini iletti. Yolculuk nasıl geçti yaklaşık? Çok iyi geçti. Nereden geliyorsunuz siz? Moskova. Moskova'da. Evet. Devletimize bir mesajınız var mı? Sağ olsun, Allah razı olsun. Şükür Allah'a, Allah'a binlerce şükür olsun. Çok teşekkür ederim Recep Tayyip Erdoğan. Dünyayı ve
ve Türkiye'yi etkisi altına alan COVID-19 virüsüne karşı alınabilecek önlemler doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği AirCore 52 dezenfekte tüneli yeniden tasarlanarak bambaşka bir görünüme kavuşturuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, dezenfekte tünelinin daha teknik ve fonksiyonlu olması açısından yeniden tasarlandığını söyledi. Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan COVID-19 virüsüne karşı alınabilecek önlemler doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği AirCore 52 dezenfekte tüneli yeniden tasarlanarak bambaşka bir görünüme kavuşturuldu. İnsan girişlerinin olduğu tüm alanlarda hijyen sağlamak, hastalık yapıcı mikroorganizmaların, bakteri ve virüslerin yok edilmesi ve insanların kıyafet ve ayakkabılarının dezenfeksiyonu için tasarlanmış olan dezenfekte tüneli, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle daha fonksiyonlu bir hale getirildi. İhtiyacı uygun her ortamda kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden tasarlanan dezenfekte tüneli AirCore 52 kabin ve kapsül olmak üzere iki farklı şekilde geliştirildi. LED'li ve sesli komut, uyarı ve yönlendirme gibi sistemleriyle kullanıcıların hiçbir yere temas etmeden dezenfekte olmasını sağlayan tünel, 360 derece döner kol sayesinde insanlarda dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakmayarak yüksek verim sağlıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, dezenfekte tünelinin daha teknik ve fonksiyonlu olması açısından yeniden tasarlandığını ifade etti. Biz bu dezenfeksiyon tüneline yepyeni bir tasarımla daha iyi kullanılabilir, daha teknik, daha fonksiyonlu bir hale getirdik. Bununla ilgili arkadaşlarımız çok önemli hesaplamalar yaptılar. Bütün tasarımı yeniden ele aldık. Hem sağlık açısından, hem teknoloji açısından, hem de işin üretim tekniği açısından çok şık bir tasarım haline getirdi. Başkan Güler, AirCore 52 için taleplerin olduğunu ve ihracatına da başlanılacağının altını çizdi. Şimdi de bunu, bu faydalı ürünü bizden talepte bulunan, dünyanın dört bir köşesinden talepte bulunan ülkelerin ilgilileriyle görüşüyoruz, talepleri topluyoruz. Bundan sonraki kısım bunların ihracatı olacak. Önce tabii halkımızın kullanımına bunu sunacağız. Bu Türkiye'de de önemli talepler oldu. Onları önce cevaplayacağız. Öncelik tabii ki vatandaşlarımızla. Ondan sonra da taleplerine göre diğer ülkelerle görüşmelerimizi yapıyoruz. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde değişim yaşandı. Alınan bilgiye göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Kutlu Tekinbaş'ın yerine Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu atandı. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde değişim yaşandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Kutlu Tekinbaş'ın yerine Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu atandı. 2001 yılında mesleki kariyerine öğretmen olarak başlayan Mehmet Fatih Vargeloğlu, 2006 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde yönetici olarak görev yaptı. 2018 yılında Karabük İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Vargeloğlu bugün ise Ordu'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak Kutlu Tekinbaş'ın yerine atandı. Ordu'nun Çamaşır ilçesinde 1909 yılında yapılan Cevat Bey Konağı mimarisiyle görenleri mestediyor. Ancak yıllardır kaderine terk edilen konağın tarihi tozlu sayfalarında yok olmaması için Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından Cevat Bey Konağı'nda restorasyon çalışmaları başladı. 18 odası, bir avlusu, bir de fırını var. Görkemiyle yıllara adeta meydan okuyan Cevat Bey Konağı, Ordu'nun Çamaşır ilçesinde bulunuyor.
Cevat Bey Konağı 1909 yılında ilçenin tanınmış ailelerinden olan Çamaş ailesine mensup Osman Ağa tarafından yaptırıldı. Yapımında taş ve kestane ağacı kullanılan konak yıllar önce kaderine terk edildi. Ancak kaderine terk edilen konaktan sevindiren haber geldi. Cevat Bey Konağı tarihin tozlu sayfalarında kaybolmaması için Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Konakta restorasyon çalışmaları başladı. İncelemelerin başladığı konak Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle eski ihtişamını tekrar kazanacak. İleri belgeleme uzmanı Onur Yıldırım, konaktaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yıldırım, inceleme esnasında konağa hayran kaldığını belirtti. Restorasyon çalışmaları, restorasyon projelerini altlık oluşturacak şekilde şu anda belgelemelerini yapıyoruz yapının. Şu an mevcuttaki durumunu tespit amacıyla işte 3 boyutlu laser scanner, lazer tarama cihazlarıyla ileri belgelemesini yapıyoruz şu anda. Yapının da bir nevi aslında kaydını tutmuş oluyoruz. Koronavirüs salgını kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Altınordu Belediyesi, sürdürdüğü etkin mücadeleyle vatandaşların takdirini topluyor. Bugün Altınordu Belediyesi şehirde bulunan sanayi sitelerinde ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Altınordu Belediyesi, sürdürdüğü etkin mücadeleyle vatandaşların takdirini topluyor. Sosyal yönlü çalışmalarıyla salgın sürecinden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları da yalnız bırakmayan ve başlattığı hijyen seferberliğiyle şehrin baştan aşağı dezenfekte eden Altınordu Belediyesi toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor. Yaşanan süreçte kişisel sağlığı korumak için en çok ihtiyaç duyulan maske konusunda da çalışmalar yürüten Altınordu Belediyesi hem ürettiği hem de piyasadan elde ettiği maskeleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bugüne kadar 200 bin aşkın maske dağıtımı yapan Altınordu Belediyesi dağıtımlarına ara vermiyor. Şehrin dört bir yanında maske dağıtımını sürdüren Altınordu Belediyesi, şehirde bulunan sanayi sitelerindeki esnafları da unutmadı. Altınordu Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, belediye başkan yardımcıları öncülüğünde Karapınar Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi, Şirin Evler Mahallesi, Atasanayi ve Yeni Mahalle Eski Sanayi'deki esnaflara ve sanayi çalışanlarına maske dağıttı. Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen maske dağıtımını değerlendiren sanayi esnafı, maske bulmakta zorluk yaşadıklarını belirterek belediye tarafından yapılan dağıtımların kendilerine mutlu ettiklerini söylediler. Maskelerini alan ve memnuniyetlerini dile getiren esnaflar Altınordu Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Allah razı olsun, sizlere teşekkür ederim. Sağ olun. Yani çok makbule geçti. Bence en güzel şey maske, yani maske bulamıyorduk zaten. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Belediye Başkanımıza Allah razı olsun. Bin kere razı olsun. Bizi düşünmesi de yeter ya. Yani. Sağ olsun başkanımız, Allah razı olsun. Ziyaretimize de geliyor. Askerlerimize yollamış. Teşekkür ederim. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Akkuş ilçesi Argan Yaylası'na gölet inşa ediliyor. Yaklaşık 7000 metrekare yüzey alanına inşa edilen gölet, 200 metrekare uzunluğuna ve 12 metre yüksekliğine sahip olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda Ordu'nun 3 ay değil 12 ay yaşanabilir bir şehir olması için ilçelerin cazibesini artıracak yatırım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Akkuş ilçesi Argan Yaylası'na gölet inşa ediliyor. Reaksiyon amacıyla hayata geçirilecek olan gölet alanında kazı çalışmaları devam ederken OSKİ Genel Müdürü Murat Uz, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 7000 metrekare yüzey alanına inşa edilen gölet, 200 metrekare uzunluğuna ve 12 metre yüksekliğine sahip olacak.
Ordu Büyükşehir Belediyesi yeni otogar ve TOKİ yolu olarak bilinen Karşıyaka Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde kanayan yara olan ve aynı zamanda dolmuş güzergahı olan yol için düğmeye bastı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler halkın sesine kulak vererek yol problemini ortadan kaldırıyor. Yeni otogar ve TOKİ yolunda 2,5 kilometrelik güzergahta ummalı bir çalışma yürütülüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yeni otogar ve eski pazar yolu olarak bilinen 2,5 kilometrelik güzergahta hummalı bir çalışma yürütüyor. Yapılacak çalışmayla Karşıyaka Mahallesi Sivil Savunma Köprüsü ile Eski Pazar Mahallesi TOKİ Köprüsü arasında kalan Çiftlik Caddesi sıcak asfalta kavuşturulacağı gibi caddenin Civil Deresi tarafına bir de bisiklet ve yaya yolu kazandırılacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, yeni otogarda çalışmalar tamamlanmadan yolunun hazır olması için harekete geçtiklerini söyledi. Otogar inşaatı geçen de gezmiştik. Bitmeden yol bağlantı çalışmalarını yapmak için harekete geçtik. Eski Pazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç'ta yapılan çalışmalar için Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti. Burası kanayan bir yaraydı. TOKİ bu 5000 konuk olan bir yerin yolu otogar da buraya geldi. Allah razı olsun Büyükşehir Bakanımdan. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni otogar TOKİ Eski Pazar ve çevre mahallelerine ulaşımda mesafe azalacağı gibi araçların Ulubey Karayolu'na girme ve bu yol üzerindeki uzak kavşaklardan dönme mecburiyeti de ortadan kaldırılmış olacak. Koronavirüs önlemlerinin başında gelen maske kullanımı konusunda vatandaşlar her geçen gün daha da bilinçleniyor. Fakat maske temini konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Maske üretimleri devam ederken Türk Kızılay Ordu Şubesi'nde desteklerini gösterdi. Ceren Özdemir Meydanı'nda maske ve dezenfektan dağıttılar. Yeni tip koronavirüs önlemleri her geçen gün hız kesmeden devam ederken özellikle maske temini sıkça konuşulan konular arasında. Maske üretimi ve temini için çalışmalar gerçekleştirilirken Türk Kızılay Ordu Şubesi de maske konusuna kayıtsız kalmadı. Türk Kızılay Ordu Şubesi bugün Köprübaşı mevkiinde yeni adıyla Ceren Özdemir Meydanı'nda maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi. Evet, bildiğiniz gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında devletimiz çok önemli tedbirler alıyor ve halkımıza da bu aldığı tedbirleri uygulamalı yönünde çağrıda bulunuyor. Şu an Köprübaşı Meydanı'ndayız, Ceren Özdemir Meydanı'ndayız. Dezenfektan ve maskelerimizi halkımıza tanıtacağız. Önce nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağız. Daha sonra dağıtıma geçeceğiz. Hep birlikte inşallah güzel günlere kavuşmak dileğiyle diliyorum. Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Binnur Fatma Enginyurt önderliğinde maske ve dezenfektan kullanımı anlatılarak vatandaşlar bilinçlendirildi. Çok güzel bir organizasyon Kızılay adına, Türk milleti adına. Şu anda maske bizim dezenfekte amaçla sağlığımızı düşünüyorlar. Allah razı olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle devam edersek, eğer gevşememiz olmazsa gayet iyi bir şekilde çıkacağız Allah'ın izniyle. Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük sanayi sitesinde esnafları ziyaret ederek maske dağıtımı yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, bugün devletimizin milletiyle gösterdiği dayanışmanın dünyada bir örneği daha yok, her koşulda esnafımızın yanındayız dedi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Eve giderken bunları kullanalım, bittikçe de başkanımdan alalım. Nasıl gidiyor? Çalışıyor Allah. Her şey yolunda. Dikkat ediyoruz. Ediyoruz. İnşallah. Bayrama kadar böyle dikkat edersek. İnşallah. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen ziyarette, sanayi esnafına koronavirüse karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda da bulunan belediye başkanı Kibar, ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor günlerde de el ele vererek güzel günlere ulaşılacağına inandığını belirtti. İki gündür Fatsa Büyük Sanayi Sitemizde esnaflarımızı ziyaret ettik. Ramazan ayı münasebetiyle hem hayırlı Ramazanlar diledik, hem de virüs dolayısıyla gereken sosyal mesafeyi koruyor olmaları noktasında
kendilerine uyarılarda bulunduk. Belediyemiz tarafından üretilen maskelerimiz de kendilerine onarlı paketler halinde dağıtımını gerçekleştirdik. İbrahim Ethem Kibar, tedbirlere uyulmaya duyarlılıkla devam ettiğimiz takdirde bayramda normalleşme sürecine gireceğiz şeklinde konuştu. Koronavirüs münasebetiyle gerçekten uykularımızı kaçıran günler yaşadık. Ama son bir hafta 10 günlük sürece bakılırsa oldukça olumlu bir tabloya gidiyoruz. İnşallah bu duyarlılıkta devam ettiğimiz takdirde yetkililerimizin, devlet büyüklerimizin de dile getirdiği gibi bayramdan sonra normalleşme sürecine yavaş yavaş başlayacağız. Kibar sanayi bölgesindeki eksiklerin bilgisini de yönetim kurulu üyeleri tarafından aldığını belirtti. Esnaflarımızın sorunlarını dinleyerek kendileriyle hasbihal yapma imkanı bulduk. Gönül Belediyeciliği'nin tam adını iki gündür ilçemizde gerçekleştiriyoruz diyebiliriz esnaflarımızdan. Eksikler noktasında da esnaflarımızdan ve sanayi başkanımızdan gerekli bilgileri aldık. Hızlı bir şekilde inşallah küçük dokunuşlarla sanayi esnaflarımızın rahat etmesi, vatandaşlarımızın bu hizmetleri rahat alması noktasında gereken çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz. Fatsa Büyük Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Salman, yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'a teşekkür etti. Evet, Belediye Başkanımıza Sayın Ethem Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hem sanayide maske dağıtımı yaptık, hem sanayideki sorunlarımızı yerinde gösterdik kendisine. İlgileneceğini söylediler. Zaten yapıyorlar, yapılıyor. Teşekkür ediyoruz her şey için. Sağ olsun, var olsun. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma ve kısıtlama kararları kan bağışı oranlarında önemli düşüşe sebep oldu. Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Binnur Fatma Enginyurt, kritik seviyelere düşen kan stokları nedeniyle replasman yani takas kan bağışı yöntemi uygulandığını belirtti. Kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını hayatın her alanında olumsuz etkisini sürdürüyor. Salgın nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı azalınca Kızılay'ın kan stokları da hızla erimeye başladı. Öte yandan sokağa çıkma ve kısıtlama kararları da kan bağışı düşüşünde etkisini gösterdi. Yaşadığımız bu koronavirüs salgınından ötürü çok sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz ve kan bağışlarımızda çok ciddi bir şekilde azalmalar meydana geldi. Tabii stoklarımız da her geçen gün azalıp kritik seviyelere düştü. Şu an hastanelerde aciliyeti olmayan ameliyatlar her ne kadar ertelenmiş olsa da ertelenemeyecek türde ameliyatlar için kan türevi ihtiyacı devam ediyor. Ve biz artık maalesef ki ilerleyen günlerde bu ihtiyaca da cevap veremeyecek duruma düştük. Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Binnur Fatma Enginyurt, kritik seviyelere düşen kan stokları nedeniyle replasman yani takas kan bağış yöntemi uygulandığını belirtti. Şu anda hiç istemediğimiz bir yöntem olan replasmanı uyguluyoruz. Bu takas kan bağışı demek. Hastanın ihtiyacı olan kanı yakınları gidip kan merkezinde kan bağışına bulunuyorlar ve o kan hastaya naklediliyor. Tabii bu işlem de uzun sürüyor. Biliyorsunuz hemen aldığımız kanı direkt hastaya nakledemiyoruz. Belli bir testlerden geçmesi gerekiyor. Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı Ordu, Tokat, Samsun, Sinop ve Amasya illeri 10 Mart'tan bugüne toplam 6.868 kan bağışı gerçekleştirdi. Ancak kan ihtiyacı bağış sayısından çok daha fazla. Biz Ordu, Tokat, Samsun, Sinop ve Amasya bu 5 ilimiz Samsun'a bulunan Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü'ne bağlıyız. Covid vakasının görüldüğü 10 Mart tarihinden bugüne kadar güncel rakamı söylüyorum. 5 ilimizde toplam 6.868 ünite kan bağışı alınmış. Buna karşılık 9.917 ünite kan ürünü karşılamışız. Bizim Türk Kızılay olarak stoklarımızda böyle salgınlarda, afetlerde kullanmak üzere stoklarımıza belli bir miktar kan bulunması gerekiyor. Gördüğünüz gibi biz stoklarımızı da kullanmışız ve dediğim gibi artık ilerleyen günlerde hiçbir surette bu talebe karşılık veremeyeceğiz. Bu yüzden ben halkımızı duyarlı olmaya, kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Ramazan ayı boyunca iftardan sonra saat 20.30 ile 23.30 arası kan bağışı yapılabilecek. Başkan Enginyurt kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç sözüyle bir kez daha kan bağışına davet etti. Ramazan ayı dolayısıyla kan bağışlarımızı iftardan sonra 8.30-11.30 arasında kan merkezimizde alıyoruz. Kan dediğim gibi acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Bugün bir başkasının ihtiyacı olan kan yarın bizim ya da en sevdiğimizin ihtiyacı olabilir ve üretilmeyen de tek madde.
Korgan Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Evde Kal Kitapla Kal sloganı ile Kitap Destek Timi projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere istedikleri kitapları telefon ve sosyal medya aracılığıyla okul idarelerine ve sınıf öğretmenlerine bildiriyor. Öğretmen ve idareciler öğrencilerinin kitap taleplerini not alarak okul kütüphanesinden ve sınıf kitaplıklarından öğrenciye özel olacak şekilde paketleyerek ulaştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerine devam etmeleri kararı alındı. Bu nedenle bu süreçte öğrencilerle birlikte yapılacak en güzel etkinlik bol bol kitap okumak. Ancak birçok öğrenci evinde bu uzun ve ucu açık salgın sürecinde yeteri kadar kitap bulamamakta. Bu kapsamda Korgan Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Evde Kal, Kitapla Kal sloganı ile Kitap Destek Timi projesi hayata geçirdi. Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okumak istedikleri kitapları telefon ve sosyal medya aracılığıyla okul idarecilerine ve sınıf öğretmenlerine bildiriyor. Öğretmenler ve idareciler öğrencilerin kitap taleplerini not alarak okul kütüphanesinden veya sınıf kitaplıklarından öğrenciye özel olacak şekilde paketleyerek ulaştırıyor. Zor günler yaşadığımız şu günlerde okulların öğrencisiz kalması, koridorlarımızın boş kalması, öğrencilerin okuldan soğumaları sıkıntılarından dolayı destek timi olarak bizler de elimizden geldiği kadar öğrencilerimizin talep ettikleri kitapları evlerine ulaştırarak onların en azından bu zor süreci iyi bir şekilde atlatmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başarılı olacağımıza da inanıyoruz. Umarız bu süreci de en kısa zamanda atlatırız. Her bir öğrenci için hazırlanan kitaplar ise Vefa Destek Grubu'nda görevli öğretmenler ve idareciler tarafından her hafta çarşamba günü saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında öğrencilere teslim ediliyor. Yaklaşık bir buçuk aydan beri gerçekten zor anlar geçiriyoruz. Okulumuzu, öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı gerçekten çok özledik. Öğretmenlerimiz hem kitabımızı getirdi hem de onları görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Konuyla alakalı Korgan Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, evlerinde kitapları bulunmayan öğrencilere, ilçedeki gönüllü öğretmenler ile kitapların öğrencilere dağıtılmaya başlandığını söyledi. Ancak bu zorlu süreçte evlerinden de çıkamıyorlar haliyle. Dolayısıyla 1,5 aydan bu yana evlerinde okumak istedikleri kitaplar var. Bunları biz bir proje şeklinde planlayarak öğrencilerimizi evlerinde kitaplarıyla buluşturmak istedik. İlçemizdeki gönüllü öğretmenlerimiz tarafından bütün ilçe bazındaki öğrencilerimiz planlandı ve bugün de kitaplarını dağıtıyoruz çocuklarımızın. Böylece çocuklarımız kitaplarından mahrum kalmasınlar, eğitim sürecinden uzaklaşmasınlar ve bu sıkıntılı süreçte bir nebze olsun aileleri de rahatlatmak adına aileleriyle birlikte kitap okusunlar ve kitapsız kalmasınlar düşüncesiyle bu çalışmayı yürütüyoruz. Ordu'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Polonya ve Azerbaycan'dan getirilen ve gözlem altında tutulan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı. Polonya ve Azerbaycan'dan havayoluyla kente getirilen Türk vatandaşlarının Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Lebibe Ergin Karlıbel öğrenci yurdundaki karantinaları sürüyor. Türk Kızılay Ordu Şubesi çalışanları gözlem altındaki öğrenci İlayda Ölçer ve Kerem Özbey'in yaş günü dolayısıyla sürpriz hazırladı. Kaldıkları odaların kapısına yaş pastayla gelen görevliler Ölçer ve Özbey'e mutlu yıllar diledi. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Ölçer ve Özbek doğum günü kutlamasından dolayı memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Mutlu yıllar dileriz. Çok teşekkür ederim. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ramazan ayı nedeniyle 20 bin erzak kolisi hazırladı. Bağışlar ve belediyenin olanakları ile hazırlanan Ramazan erzak kolileri her gün 11 araçtan oluşan filo ile dağıtılıyor.
Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan 20 bin erzak kolisinin dağıtımına başladı. Bağışlar ve belediyenin olanaklarıyla hazırlanan Ramazan erzak kolileri her gün 11 araçtan oluşan filo ile dağıtılıyor. İki kişiden oluşan ekipler koruyucu tulum, maske ve eldiven takarak Ramazan kolilerini tek tek adreslere ulaştırıyor. Bu şekilde günde yaklaşık 700 Ramazan erzak kolisi önceden belirlenmiş adreslere dağıtılırken, ekiplerin bir diğer görevi de sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaşın üstündeki vatandaşlara maske ve dezenfektan ulaştırmak. Bu durumdaki kişilerin komşu iletişim merkezine yaptıkları başvurulara göre adreslerin ücretsiz maske ve dezenfektan solüsyon ulaştırılıyor. Hem Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün belirlediği muhtaç durumundaki kimseler hem de komşu iletişim merkezine ulaşan taleplere göre hareket eden ekipler Kartal'daki fırıncılardan gelen 400 ekmeği de Ramazan kolileriyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kolilerin verildiği adresteki vatandaşların 65 yaş üstünde olmaları halinde kolilerin yanına en az 2 adet ekmek ekleniyor. Ramazan'ın selamını getirdik. Ramazan kolisi geldi. Eve geçin getiririm. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuyla alakalı açıklamasında şunları dile getirdi. Her yıl Ramazan ayı boyunca meydanlarımızda, mahallelerimizde düzenlediğimiz geleneksel Ramazan eğlenceleri, iftar buluşmaları, konserler, açık hava sinema gösterimleri gibi etkinlik ve buluşmalarımız sosyal izolasyon nedeniyle bu yıl ne yazık ki gerçekleşmeyecek. Kartal Belediyesi olarak Ramazan ayında da 7 gün 24 saat görev başındayız. İçerisindeki temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolileri tespit ettiğimiz ve bize başvuran ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırıyoruz dedi. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın.